Bismillahirrahmanirrahim. Babu khiyaril bey'ayn hatta yetefarraka. Bu bab iki alışverişçi adamın muhayyer olması. Muhayyerdirler hatta yetefarraka. Birbirlerinden ayrılıncaya kadar. Ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Ne demek bu? Bunun birkaç türlü manası var, aşağıda gelecek. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة هذا حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان هذا حدثنا أبو بكر قال أخبرنا مؤمد قال أخبرنا سفيان هذا حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قالوا جميعا işte burada 4 سنت getirdi. Evet, birisi Şuaba, birisi Süfyan, birisi de yine Süfyan, ikincisi de İsmail bin Cafer. Bunların hepsi dediler ki kâbû cemiyan. An Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar'dan rivayet eylediler. O da kimden? Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâbû. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu. Kullu bey'ayni, her iki alışverişçi fela bey'a beynehuma, aralarında alışveriş kat olmaz, tamam olmaz, hatta yeteferraka, ayrılmadık. İki alışverişçinin alışverişi tamam olmaz, onların ikisi birbirinden ayrılmadıkça. Ev yekune bey'a hıyarin, yahut da muhayyer bey olduğunu zikrederlerse. Biz bu alışverişi yaptık. Fakat muhayyeriz. Birisi iki gün, üç gün neyse bir hıyar-ı rüyet yahut hıyar-ı şer olursa o başka. Yoksa ayrıldılar mı alışveriş münakit olur. Haddesena ibn-i Merduk, kâle haddesena Arim'i, kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd, kâle haddesena Eyyub el-Nafi' ibn-i Umar, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-beyyani bil-hıyâri mâlem yeteferrakar. Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki iki alışverişçi mukayyerdir. Malem yeteferraka, ayrılmadıkları müddetçe mukayyerdirler. Yani birisi verdiği sözü öteki kabul eder etmez mukayyerdir. Fakat ayrıldılar mı? Hıyar bitti. Daha hıyar yok. Kâle ev yekûle ahaduhumâ li sahibi, yahut da alışverişçilerden birisi arkadaşına, sahibine der ki ihtar, ihtiyar et. Buna da hıyar-ı şart yahut hıyar-ı rüyet. Yani bu alışverişi yapıyoruz ama ihtar, sen muhtar et. Kaç gün mukayyersin? İki gün, üç gün. Böyle derse o vakitte münakid olmaz, o alışveriş tamam olmaz. Çünkü arada şart koşuldu, hıyar koşuldu. وَرُدَّ مَا قَالَ, çok kere ravi der ki اَوْ يَكُونَ بَيْءَ خِيَارٍ, İhtar yerine bey-i hıyarın derdi. Yani iki alışverişçi yapmış oldukları alışveriş tamam olur. İlla ki aralarında birisine hıyar. Haddesena Şücaun en Ubeydillahi bin Ömer en Nafi'en Ali bin Ömer kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu bey-i ayni bil hıyar. Bin Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümden rivayet ediyorlar ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Kullu bey'ayn, her iki alışverişi bil hıyar muhayyerdirler. Malem yeteferraka, ayrılmadıkları müddetçe. Ev yekune bey'a hıyarın, yahut yapmış oldukları alışveriş muhayyerlik üzerine olursa. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Vehbun, kâle haddesena Şu'bet ve Enkatâdet, en Ebil Halil, en Abdillah ibn-i Haris, en Hakim ibn-i Hizam, enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, kâle البيعان بالخيار حتى يتفرقا. حكيم بن حسام'dan rivayet ediliyor ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, iki alışverişçi muhayyerdirler ayrılmadıkları müddetçe. Ev malem yeteferraka, ibare hatta yeteferraka yahut da malem yeteferraka, mana itibariyle bir. Fein sadaka, eğer o alışverişçilerin ikisi de sadık olurlarsa sözlerinde ve beyyana, malın aybini de beyan ederlerse,
İkisi de sözünde sadık. Malın eybi varsa eybini de gösteriyor. Bak bu malın eybi var. Ha. Dikkat et. Böyle olurlarsa بُورِكَ لَهُمَا فِي بِيْعِهِمَا onların alışverişlerinde mübarek olur. Allah-u Teala bereket halk eder. وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا yalan söylerlerse, malın aybini gizlerlerse, ketmederlerse مُحِقَتْ silinir. بَرَكَتُ بِيْعِهِمَا alışverişlerinin bereketi silinir gider. Mahvolur gibi. Allah-u Teala o alışverişten bereketi alır. Artık zamanımızda düşünmeli ki insan alacağı eşyayı korkuyor. Nereden aldanacağım diyor, korkuyor. Acaba ben bunu alacağım ama beni ne surette aldatacak bu adam? Bu alışverişte bereket olmaz. Ya adam satacağı malın aybini söyleyecek. Adam bilmezse adama dikkat edecek. Bak ha sen bunu alıyorsan ama bu malın şu aybi var. Bu aybini söyleyeceksen ki sözünde sadık olasın. Bu alışverişinde bereketi olan. Yahut da bir ucuz mal bahali mala benzer. Adam fark edemez. Sen bahali maldandır diye adama gösterirsin. Ya işte bunun bu kıymetli cinsindendir dersin. Halbuki kıymetli cinsinden değil, ucuz cinsinden. Onu aldatmış olursan, yalan söylemiş olursan onun da bereketi yok. Allah-u Teala ona da bereket vermez. Yok adam anlamazsa geldi ey mal diye talip olduysa sen ona diyeceksin ki bak bu malın birincisi var, bu ikincisi var. Bu birincisidir yahut ikincisidir. Bunun fiyatı budur, bunun fiyatı budur. Doğru söyleyeceksen ki bu alışverişte bereket olur. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin kâle ahberena Hişam ibn Hassan an Ebil Vadî an Ebi Bereze ennehum ihtasamu ileyk. Ebu Bereze radıyallahu anh'ın huzuruna geldiler. Birbirlerini dava eder oldukları halde. Şiracülin bir adam hakkında ki daha cariyeten kendisinin bir cariyesini sattı. Fenâme me'ahâ elbâyi. O satan adam o cariye ile gece yattı. Felemmâ esbehe vaktaki sabahladı. Kâle dedi ki la erdâhâ. Ben bu cariyeyi satmaya razı değilim dedi. Alışverişinden döndü. Öteki ben aldım dedi. O satan adam dedi ki ben vazgeçtim. Alışverişimden döndüm. Akşam bu alışverişi yaptık, bitirdik, tamam oldu. Sen için sözünden dönüyorsun, dönemezsin, dönersin, dönemezsin. Gittiler Ebu Berze'ye. Ebu Berze radıyallahu anh'a sordular ki bu mesele hakkında ne türlü fetva vereceksin? Fekale Ebu Berze, Ebu Berze buyurdular ki İnnen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا alıcıyla satıcı mukayyerdirler ayrılmadıkları müddetçe. وَكَانَ فِي خَبَائِ شَعْرِ onlar da bir çadırdaydılar. Bu alışverişi yaparken kıl bir çadırın içindeydiler. Öyleyse siz buradan ayrılmadınız. Akşam bu pazarlığı yaptınız ama bu çadırın altından çıkmadınız. Binaenaleyh mukayyersiniz demek istedi. Adam sözünden dönebilir. Ama çıkmış gitmiş olsaydı daha sözünden dönemezdi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuh kâle akberena Süleyman ibn-i Harbin kâle haddesena Hammad ibn-i Zeydin en Hümeyd ibn-i Murra en Ebil Vadî kâle nezelna menzilen. Ebil Vadî diyor ki biz bir konak yerinde konakladık. فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا bizim arkadaşlarımızdan birisi sattı. مِنْ رَجُلٍ başka bir adama feresen bir at sattı. فَاَكَمْنَا ف۪ي مَنْزِلِنَا biz orada kaldık. يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا bir gün bir gece kaldık. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ vaktaki ertesi gün oldu. 24 saat geçti. قَامَ الرَّجُلْ atın sahibi satan adam kalktı. يُسَرِّجُ فَرَسَهُ atını yularlamaya başladı. Yularını, sürcünü yani eşyasını onun üzerine yerleştirmeye başladı. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ sahibi yani atı alan adam dedi ki اِنَّكَ قَدْ بِعْتَنِي sen bu atı sattın ve şimdi de atı hazırlıyorsun götüreceksin. At benim oldu sen sattın atı dedi. فَاخْتَسَمَا اِلَى اَب۪ي بَرَسَ hayır ben sattım ama döndüm. Öteki de dönemezsin, dönersin, dönemezsin.
arada mücadele oldu. Öyleyse Hazreti Ebu Berze Eshab-ı Resulullah'tandır. Buna gidelim, söyleyelim, bunun fetvasına razı olalım dediler. Fekale, Hazreti Ebu Berze dedi ki, İnşi ütüma, eğer istersenizse, kadaytu beynekuma, sizin ikinizin arasında ben kada edeyim, hükmedeyim. Bi kada-i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nasıl hükmettiyse ben de öyle hükmedeyim dedi. Semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim, yekulu buyururdu. El beyyani bil hıyari ma lem yeteferraka. Alışverişçiler muhayyerdirler ayrılmadıkları müddetçe. Ve ma arakuma teferrakuma. Ben sizi ayrıldığınızı da görmedim. Alışverişi burada yaptınız, buradan da ayrılmadınız. Öyleyse muhayyersiniz. Muhayyer oldukları gibi atı satan adam zaten döndü sözünden. Söz kimin oldu? At sahibinin, atı satan adamın sözü oldu. Sözünden gerisin geri döndü. Alışveriş münekid olmadı. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud kâle ahberena Hümam en Katâdete en Sâlihin Ebil Halil en Abdillah ibn-i Haris en Hakim ibn-i Hizam enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hakim ibn Hizam'dan rivayet edildi ki Resulullah Efendimiz buyurdular el beyyani bil hıyar hatta yeteferraka. Orada bir ra noksan. Evet, alışverişçiler muhayyerdirler ayrılmadıkları müddetçe. Ev malem yeteferraka, yani ya hatta yeteferraka ev malem yeteferraka rivayette iki türlü gelmiş. İkisinin manası da bir. Feyn sadaka ve beyyena. Alıcı ile satıcı ikisi de sözlerinde sadık olurlarsa ve malın aybini beyan ederlerse burike lehuma fi bey'ihima. Onların alışverişlerinde Cenab-ı Hak bereket kılar. Feyn kezeba ve ketema. Her ikisi de yalan söylerlerse yahut da birisi yalan söylerse fe'asa en yedure beynehuma faslun. Yakın olur ki onların arasında bir fasıl döner. Ve tüm haka bereketü bey'ihima, alışverişlerinin bereketi de mahvola. Onun hayrını görmezler. Şimdi bu yalancılık zamanımızda bir taraflı oluyor. O da neden? Mali satan adamda. Mali satan adam iyi mali kötü mal diye satar. Bu eskiden iki türlüydi. O vakitte dirhem, gümüş. Onun dirheminde sağlamı var, çürükü var. Adama götürür, çürük parayı sağlam diye verir. Bu da vardı. Bu zamanımızda da sahte para var ya, sahte para götürür verir. Vakıfta yalancılık o taraftan da olur. Sahte parayı, sahte doları götürür adama verir. Biraz da bu adama fazla verir. O adam da zanneder ki kar ettim. Halbuki sahte dolar bir de yakaya yere verirse gider hapse. Allah'ım muhafaza. Evet, yani iki tarafta da bu doğruluk olacak. Eğer şayet götürdü ki dirhem, gümüş aşağı bir şeydeyse, derecedeyse onu beyan edecek ki bak benim verdiğim bu paranın derecesi düşüktür. Mesela altın veriyor. Altının biraz iyisi var, biraz kötüsü var. Sonra külüç altın olursa onun da ayarı var. 22 ayar var, 18 ayar var, 14 ayar var. Onları beyan edecek ki o alışverişin bereketi olsun. Yoksa bereketli olmaz. Ötekini aldatmış olur. Allah-u Teala da bereketini alır ellerinde. قَالَ هُمَامْ فَسَمِيَتُ أَبَتْتَيَّاحْ يَقُولْ Ben Ebu Teyyah'a işittim ki derdi سَمِيَتُ هَذَا الْحَدِيسَ Ben bu hadisi şerif işittim bin Abdillah ibn-i Haris en Hakim ibn-i Hizam. Abdullah ibn-i Haris'ten işittim. O da Hakim ibn-i Hizam'dan işitmiş. O da anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işitmiş o da. Bir misli hâzı. Aynen bu hadis-i şerifin mislini. Haddesena Muhammed ibn-i Bahir ibn-i Matar. Kâle haddesena Ebu Nazar. Haşim ibn-i Kasim. Kâle akberena Eyyub ibn-i Utbe. An Ebi Kesir el-Gaberi. An Ebi Hureyret. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Bu rivayette Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den geldi. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular El-beyyani bil-hıyar ma lem yeteferraka. Alışverişçi iki zat muhayyerdirler
ayrılmadıkları müddetçe ev yekûne bey'e hıyârin yahut da aralarında yapmış oldukları o alışverişi muhayyer yaparlarsa. Evet, yaparlarsa o başka muhayyerlik var. Yok. Ayrılmadıkları müddetçe muhayyer derler. Ama ayrıldılar mı hıyarları batıl olur. Haddesena İbrahim İbni Merzuk, kâle haddesena Affan, kâle haddesena Hümam, kâle haddesena Katade, kâle haddesena Hasan an Semurete bin Cündür, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâl, el-beyyâni bil-hıyâri mâlem yeteferrakâ. Alışverişçiler ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Ve ya'huzu kullu vâhidin minhumâ. Alan ve satandan herhangi birisi alır, مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ Bey'den razı olduğu şeyi alır. Madem muhayyerdirler, o müddet zarfında ayrılmadıkları müddetçe istediği razı olduğu şeyi alır, razı olmadığını reddeder. Çünkü kendisinde hıyar var. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ اِمَامِ تَحَابِ buyurdular ki فَاَخْتَلَفَ النَّاسِ Ulema ihtilaf eylediler ki تَوِيلِ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manasında, tevilinde ihtilaf eylediler. Hangi kavli? El-beyyâni bil-hıyâri mâ lem yeteferrakâ. Hadis-i şerif bu. Alışverişçiler ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Bunun manası nedir? Ulema bu hadisin manasında ihtilafa düştüler. 3-4 kavl bundan çıkıyor. Şimdi zahirde bakarsansa bunda hiçbir ihtilaf yok. Fakat ulemanın bir de nazarı var, içtihadi, istinbatı var, onları düşününce öyle ince ince manalar çıkarıyorlar ki hakikaten bakıyorsun ki bunlar hepsi varid-i hadir. Fekale kavmun, ulemadan bir kısım dedi ki haza bu iftirak alel iftiraki bir akvar. Sözdeki iftiraka delalet eder. Bedenlerin ayrılması değil, sözlerin ayrılması. فَإِذَا قَالَ الْبَايَ Satan adam dese ki قَدْ بِعْتُ مِنْكَ Ben bu şeyi sana sattım. قَالَ الْمُشْتَرِ Müşteri de dese ki قَبِلْتُ قَدْ قَبِلْتُ Ben bunu kabul ettim. فَقَدْ تَفَرَّقَ İşte bunlar ayrıldılar. Sözüne meseleyi kesti attılar. Ayrılmak manası, alışverişi bozmak manasını değil. Alışverişi bitirdiler, kestiler, artık ayrıldılar. Bu o tarafa gitti, bu da bu tarafa gitti. Ayrıldılar. وَنْقَتَا خِيَارُهُمَا Onların hıyarları da bitti. Madem sözlerinde ihtilaf olmadı, binaenaleyh alışveriş münakid oldu. Öyleyse اَلْبِيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ Alışverişçiler muhayyerdirler. İftirak etmedikleri müddetçe, yani sözlerinde ihtilaf olmadığı müddetçe muhayyerdirler. Birisi dedi ki ben bunu 2000'e satıyorum. Alıyor musun? Öteki de hayır. Ben bunu 1500'e alırım. Hayır 2000'dir, hayır 1500'dür. Bunda ihtilaf var. İhtilaf oldu mu? Tabii. Biraz sonra adam dedi ki ben bunu 1500'e aldım. Öteki dedi ki hayır. Ben 2000'den aşağı vermem. Hayır. Verdin demektir. Bunu hükmedemezsen. Niye? Sözde ihtilaf ettiler. İttifak etmediler ki. Biri 2000 dedi, biri 1500 dedi. Her ikisi de muhayyerdir. Öteki 2000'e vermem. Öteki de 1500 verdi. Mesela sonradan caiz ki 1500'e de razı olmadı. İhtilaf oldu, almadılar. İşte bu ihtilaf oldu. Bu ihtilaf ekvalda. Ekvalda ihtilaf oldu mu ikisi de muhayyerdir. Yok, ekvalda ittifak ettiler mi? Ben bunu 2000'e sattım. O da ben de bunu 2000'e aldım. Bitti. Sözde ihtilaf kesildi. Kesildiği gibi ikisi birbirinden ayrılmış oldu. Birisi bayi oldu, birisi de müşteri oldu. Ondan sonra ben pişman oldum. Neyi pişman oldun? Alışveriş bitti. Pişmanlık ne bayi tarafında hıyar var, ne müşteri tarafında hıyar var. Ulemanın bir kısmı böyle dediler. Yani meclise sözü kesti attılar mı? O meclisten dağılmazdan evvel birisi pişman olsa fayda vermez. Ve kalu dediler ki ellezî kâne lehumâ minel hıyar kendileri için olan hıyar bir hıyar ki var idi. وَمَا كَانَ لِلْبَايِعِ bayi' için o en yuktile kavlehu lil müşteri müşteriye vermiş olduğu demiş olduğu sözü iptal etmesiydi. قَدْ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمْ Ben bu köleyi sana 1000 dirheme sattım.
bu sözünü iptal etmesidir onun hıyarı. قَبْلَ قَبُولُ الْمُشْتَرِ Müşteri kabul etmezden evvel. Müşteri hele kabul etmedi. O dedi ki ben 1000 riyala sattım. Müşteri de hele düşünüyor ha, bahalı mı oldu ha, alayım mı, almayayım mı? Baktı ki adam tereddüde, yok yok ben sözümden vazgeçtim. Ben vermiyorum. 1000 riyala vermiyorum. Hayır şimdi 1000 riyal dedin ya vereceksin. Sen kabul ettin mi? Yok. Ben döndüm sözümden. Sen kabul etmezden evvel bayi sözünden dönebilir. İşte bu hıyar bu demektir. Feiza kabilel müşteri. Müşteri kabul etti mi? Ben 1000 riyala bu köleyi sattım. Müşteri de ben bunu kabul ettim dedi mi? Fakat teferraka işte ayrıldı. Huve müşteri vel bayi bayi ve enkatel hıyar. Hıyar da sakit oldu. Birbirlerinden ayrıldılar. Tamam. Ayrıldılar ne demek? Bey'i şira munkati oldu. Kesildi, atıldı, bitti. Ben pişman oldum, vermiyorum yahut öteki ben almıyorum diyemez. Ve kalu dediler ki, bu birinci zümre. Haza bu bizim zikrettiğimiz kema zekerallahu azze ve celle fit talak. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin talakta eylemiş olduğu hüküm gibidir. Fekale Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu ki, ve in yeteferraka yunillahu kullen min sa'at. İşte bunun gibidir. Ve in yeteferraka kadın koca ayrılırlar ise teferruk ederlerse nasıl ayrılacak? Birisi talak verecek. Talak verdikten sonra talak vaku olacak. Ondan sonra koca bir tarafa, kadın bir tarafa. Böyle ayrılma hasıl olursa yunillahu vallahu teala onları gani kılar. Küllen her birisini min saati kendi rahmetinden her birisini gani kılar. Ne o ona mühtaç olur ne de o ona. İşte bak burada ve in yeteferrakada murat yani telak vaku oldu da tamam oldu mi ikisi de birbirinden ayrılmış oldu. İşte bu alışverişte de böyle. Bir mecliste birisi sattı öteki de aynı fiyattan kabul etti mi işte teferruk hasıl oldu. Teferraka oldu. Daha hıyar yok. Ayrıldılar. فَكَانَ الزَّوْجُ اِذَا قَالَ لِلْمَرْأَةِ Zevç kadına dese قَطَّلَّكْتُكَ عَلَى كَذَا وَكَذَا şu kadar şu kadar mal verirsense sen boşsun dese فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ kadın da dese ki قَدْ قَبِلْتُ ben bunu kabul ettim dese fakat بَعَنَتْ o kadın bayin olur. Talakı bayinle bayin olur. Çünkü mal üzerine vakı olan talak talakı bayindir ki ric'at edemez. Kocası bir müddet sonra ben peşiman oldum rükû ettim dese sahih olmaz. Niye? Bu talak mal üzerinedir. Mal üzerine olan talak, talakı bayindir. Ve teferraka bizalikel kavul. Bu söz ile de birbirinden ayrılmış oldular. Daha kadınlık, kocalık meselesi yok arada. Ve inlem yeteferraka beabdanihima. Vücutlarıyla ayrılmasalar bile, ikisi de aynen bir odada olsa bile talak vakı olmuştu. Nasıl o talakı verdi? Mal üzerine kadın da kabul etti. İkisi de bir odada oturuyor. Vücud itibariyle ayrılmadılar. Hele oradalar. Fakat talak vakı oldu mu olmadı mı? Oldu. İşte bu alışveriş de böyledir. Bir mecliste bir şeyi birisi sattı, birisi de aldı. İhtilaf etmediler. Fiyatı ihtilaf etmediler. O ne dediyse öteki de aldı, ittifak ettiler. İşte teferruk hasıl oldu. Binaenaleyh o meclisteyken hiçbirisi ben mukayyerim, sözümden dönerim diyemez. Kalu bu zümre yine dediler ki فَكَذَٰلِكَ böylecedir. اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلُ bir adam bir adama dese ki قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفِ dirhem ben bu kölemi sana 1000 dirheme sattım. فَقَالَ الْمُشْتَرِ müşteri de dese ki قَدْ قَبِلْتُ ben bunu kabul ettim. فَقَدْ تَفَرَّقَا بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ işte bu kavliyle bunlar ayrılmış oldular. Neden ayrılmış oldular? Yani bey'u şirayı kestiler, aralarında daha dedikodu kalmadı. Alışveriş itibariyle ayrılmış oldular. Biri bayi oldu, biri müşteri oldu. Ve illem yeteferraka be'abdanihima. Vücutlarıyla ayrılmasalar bile, ikisi de aynı mecliste olsalar bile alışveriş tamam olmuştur. Ve mimmen kâle bihazel kavl. Bu kavl ile hükmedenlerdendir. Ve fessere bihazel tefsir. Bu tefsir, bu şekilde tefsir edenlerdendir. Kim? Muhammed ibn-i Hasan rahmetullahi aleyh. İmam-ı Muhammed bu hadisi şerifi böyle tefsir etmiştir ve böyle hüküm vermiştir. İmam Muhammed'in kavli bu. Çünkü burada ayrılıyorlar. İmam Ebu Yusuf'un kavli başka oluyor. Başka bir kavli daha var. O da geliyor.
Fakat İmam Muhammed diyor ki bir mecliste birisi sattı, birisi de aldı, sözde, fiyette ihtilaf etmediler mi? Alışveriş münaketi olmuştur. Ondan sonra birisi o mecliste ben muhayyerim, daha biz ayrılmadık diyemez. Onlar ayrıldılar. Ayrılmak vücud ile değildir, söz iledir. Sözde bir ihtilaf olmadı. Söz tamam oldu, bitti. Teferruk hasil oldu. Teferruk ne demek? Birisi bayi oldu, birisi müşteri oldu. Tamam, arası fasledildi, bitti. Talakta olduğu gibi. Ve kâle İsa bin Ebban. İmam ve Hanife'nin filmizlerinden İsa bin Ebban dedi ki El-Furqatü leti tekta'u hıyâren meskûre fî hâdî râsâ. Bu haberlerde varid olan bu hıyârı kesen firkat, teferruk. Niye? O teferruk nedir? El-Furqatü bil ebdân, vücud ile ayrılıktır. Bir mecliste alışveriş yaptılar. O mecliste oldukları müddetçe bir dönebilirler. Madem meclisten çıkmadılar, alışveriş yaptılar, bittiler. Biraz sonra, daha hele meclisten çıktığımız yok ya, bayi dese ki ben almıyorum, satmıyorum. Müşteri dese ki ben almıyorum. Olabilir, ikisinin de hakkı vardır. Niçin? Vücud itibariyle ayrılmadılar. İkisi de aynı meclistedirler. Bu da kimin kavli? İsa bin Ebba'nın kavli ve onun tefsiri. Ve zâlik bu da اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ Bir adam bir adama dese ki فَدْبِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بَاَلْفِ دِرْهَمْ Ben bu kölemi sana 1000 dirheme sattım. فَلِلْمُخَاتَبِ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ Bu kavliyle muhatap olan zat, yani alıcı olan adam için caizdir. En yakbele kabul eder. Uçkunun dediğini kabul eder. مَا لَمْ يُفَارِقْ صَاحِبَهُ O sahibine mufareket etmediği müddetçe. Yani madem o mecliste duruyorlar, o adam 1000 riyala sattı. Öteki de düşündüğü, taşındığı 1 saat, 2 saat, 3 saat fakat mecliste oturuyorlar. Acaba alayım mı, almayayım mı? İsterse hemen kabul eder, isterse 1 saat sonra kabul eder, isterse 3 saat sonra kabul eder. O mecliste olduğu müddetçe o müşteri muhayyerdir. Evet. فَاِذَا اِفْتَرَقَا O meclisten birisi çıkarsa, ya bayi ya müşteri çıkar giderse lem yekun lehu ba'de zalike en yakbel ondan sonra bayi dedi ki ben kabul ettim bu alışverişi neyi kabul ettin müşteri bayi ikisi beraber olduğu vakit olacaktı bayi kabul etse müşteri dedi ki ben kabul etmedim ben çıktım gittim yahut da müşteri de çıksa geçse bayim benim sattım demesi boşa çıktı. İkisi de aynı mecliste olduğu müddetçe birisi muhayyer. Ama ayrıldılar mı, ikisinden birisi çıktı mı, muhayyerlik bitti. Yeniden alışveriş olacak. Kale, İsa bin Ebban dedi ki, evet, وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا الْحَد۪يسَ جَا Bu hadisi şerif gelmeseydi, مَا عَلِمْنَا Biz bilmezdik. Neyi? مَا يَكْتَعُ مَا لِلْمُخَاتَبِ Muhatabın sözünü kesecek söz nedir? Muhatabe verilen selahiyet nerede kesilir bunu bilmezdik. وَقَبُولِ الْمُخَاتَبَةِ O müşteri bayi tarafından ona vakı olan hitabı kabulda. اَلَّتِي öyle muhatabe ki خَاتَبَهُ بِهَا صَاحِبُهُ Sahibi satan adam ona hitap etti. Ben bunu sattım dedi. Buna vakıda kadar kabul ettim diyecek. Bu hadis olmasa biz bunu bilmezdik. Evet, bunu bu hadiste bildik. Evet. Ve اَوْتَبَ لَهُ بِهَلْ بَيْعَ Vacip olan şeyi de bilemezdik. İşte bu hadiste bildik. Beya ne vakıtta vacip oldu? Demek ki İsa bin Ebba'na göre o mecliste oldukları müddetçe muhayyerdirler. Fakat meclis bitti. Bitti mi? Birisi çıktı mı? Teferruk hasil oluyor. Beye batıl oluyor. Ya beye sahih oluyor ya batıl oluyor. فَلَمَّا جَاءَ هَذَا الْحَدِيسِ Bu hadis ki geldi. Alimna bildik ki اَنَّ اِفْتِرَاكَ اَبْدَانِهِمَا Bunların vücutlarının ayrılığı بَعْدَ الْمُخَاتَبَةِ بِالْبَيْعِ Alışverişi konuştuktan sonra يَكْتَعُ قَبُولَ تِلْكَ الْمُخَاتَبَةِ Muhatabenin kabulünü kat eder. Müşteri bayi ne dedi? Ben bu kölemi 1000 dirheme satıyorum. Öteki adam da düşündü, daşındı. Ondan sonra çıktı, gitti. Gitti biraz sonra geldi dedi ki kabul ettim. Öteki adam dedi ki ben
kıta kabul etmiyorum ki, meclis değişti. Niye? İftirak-ı ebdan hasıl oldu. Sen o vakitte muhayyer idin. O vakitte bine kabul etseydin. Ama madem meclisten çıktın, gittin, geldin, ben vermiyorum. Niye? Batıl oldu bu. İşte Eysa bin Ebba'nın dediği de bu. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا التَّفْسِيرِ Bu tefsir rivayet edildi an Ebi Yusuf rahmetullahi aleyh. İmam Ebi Yusuf'ten bu rivayet edildi ki iftirak-ı ebdandır. Söz konuşulduğu yerde ittifak hasil oldusa oldu, olmadısa ittifak hasil olmadan birisi meclisten ayrıldı mı alışveriş batıl olur. Sahih olmaz. Sonradan gelse de kabul ettim dese sahih olmaz. قَالِ عِيْسَى عِيْسَى بِنْ اَبَّنْ dedi ki وَهَذَا اَوْلَى اَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ تَعْوِيلَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin, tevilinin, tefsiri, hamledilen manaların en güzeli budur. لَاَنَّا رَأَيْنَا Biz gördük. الْفُرْقَةَ الَّتِي Şu bir ayrılığı ki daha hükmün, onun bir hükmü vardır. فِي مَتَّفَكُوا عَلَيْهِ İttifak etmişler, ittifak ettikleri şeyde hükmü olan fırkati gördük. Neyi? هِيَ الْفُرْقَةَ فِي الصَّرْفِ Safta fırkati gördük. فَكَانَتْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ Bu safta olan ayrılık اِنَّمَا يَجِدُ بِهَا اَنَنْلَ وَاجِبُ olur فَسَادُ عَقْدٍ مُتَكَدِّمٍ Tekeddüm eden bir akdın fesadi vacip olur وَلَا يَجِدُ بِهَا اَنَنْلَ وَاجِبُ olur سَلَاحُهُ سَلَاحُ Bir adam para bozduruyor. Para bozdurmak da var ya kaide, parayı vereceksen hemen o mecliste alacaksan. O mecliste verir, o mecliste alırsan altını verdin, gümüşü aldı. Oldu. Elbette. Altın verdin, altın aldı. Aynen, veznen bir veznin olursa gene caiz. Yok, birisi parayı verdi, birisi gitti. Bilahare geldi, kabul etti onu, bu caiz olmaz. Niye? İftirak-ı ebdel hasil oldu. Bu ribaya girdi. Riba, buna sarf derler. İşte bu firket, bu ayrılığın burada bir tesiri var mı yok mu? Var. Öyleyse bu da onun gibidir dedi. İmam Ebu Yusuf diyor ki bu da onun gibidir. Alışverişi yaptıkları vakıtta müşteri ben bunu, bayi ben bunu sattım. Müşteri de aldım diyecek ki sahih ola. Almadı da durdu, çıktı dışarı, ondan sonra geldi ben kabul ettim dese sahih olmaz. Bu para satışında olduğu gibi. فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den gelen bu ayrılık fi hıyar-ı mütebayi'ni iki alışverişçinin mukayyedinde variz olan hadis اِذَا جَعَلْنَاهَ عَلَى مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz kaide üzerine kılarsıksa fesede biha anında fasit olur مَا كَانَ تَكَدَّمَ مِنْ عَكْدِ الْمُخَاتَبِ muhatabın akdinden tekeddüm eden şey fasit olur. Niçin? Çünkü vay ben bunu sattım dedi. Muhatap kabul etmedi. Gitti. Ondan sonra bilahare geldi. Fasit oldu. Bitti o. Öyleyse o yeniden bir alışveriş olacak. Yeniden pazarlığa girecekler. Yani vay'e evvelki sözü yine ilzam edemez. Ve in cealnaha eğer bunu kılarsıksa ala ma kalellezine cealul firkate bil ebdan vücutla ayrılık olana olan üzerine kılarsıksa يَتِمُّ بِهَا الْبَيْعُ بَيْعَ bununla tamam olur. Evet. كَانَتْ O firket olur. بِخِلَافِ فِرْقَةِ الصَّرْفِ Sarfın, firketinin hilafını olur. وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَصْلٌ Bunun içinde bir asıl olmadı. فِي مَتَّفَكُوا عَلَيْهِ İttifak etmiş oldukları şeyde bunun da bir aslı yok. لَنَّ الْفِرْكَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا Kendi üzerine ittifak edilen firket innemâ yufesserû biha onu tefsir eder, innemâ yufesserû biha onu tefsir eder, mâ tekaddemâ tekaddüm eden şey tefsir eder. İzâ lem yekün temme tamam olmadısa hatta kânet, hatta o firket ola tamam olmadısa tamam olacak da o onu tefsir edilir. Fe'ûlel eşyâ-i bina öyleyse bize layık olan eşyaların en evlâsı en necele hâdî firkete bu ayrılığı kılalım, el muhtelefi fiha, kendisinde ihtilaf olan bu firketi kılalım, ne gibi? Kel firketil müttefeki aleyha, kendisine ittifak edilen firket gibi kılalım. Fe yücbere icbar edile biha, anında cebredile, fesad muhakkak tekeddemha, ona tekeddüm eden fesad cebredile. Mimma lem yekün temme, tamam olmayan,
bir fesat var diye beye var diye bunu cebretmiş olalım. Evet. Hatta kânet o firket hasil olan fesebete cizalik bununla da sabit oldu. Mâ zekerina bizim zikrettiğimiz. Yani bunu da ebdanın iftiraki manasını hamledersekse esas kaide var. Para sarfında nasıl vücutlar ayrıldıktan sonra caiz olmuyorsa bu sahih oldu. Yok, sözde ihtilaf etti. Birisi verdi, birisi tereddüt etti. Birisi alıyor, birisi vermede tereddüt ediyor. Arada bir ayrılık oldu. Birisi dışarı çıktı mı? Aa, iftirak-ı ebdan hasıl oldu. Öyleyse ondan sonra mukayyerlik olur. Mukayyerlik yani isterse satar, yeniden isterse satmaz. Çünkü bu çok oluyor para. Ya para bozulmadı, hemen bozduracak. Hemen alıp hemen verecek. Veresiye olmaz. Bir saat sonra geliyor, ya sen bir saat evvel böyle dedin, al diyor falan. Bu adam piyasa değişmiş. Ziyade söylüyor. Evet. Hemen eğini dedim de artık piyasa değişmesi müteber olmaz. Hı. Hemen verdi, hemen aldı, münakit oldu. Hı. Ama sen bir saat evvel geldin, sordun altının fiyatını. Hı. Bir saat sonra geldin ki o altından bana ver ama bir saat sonra altın değişti. Ya aşağı indi ya yukarı çıktı. Onun için ihtilafa sebep oluyor. Onun için Resulullah Efendimiz kökünden kesmiş. Yeden bir yedin dediğinin sebebi bu. Yeden bir yedin. Hemen el ve el vereceksen alacaksın. Ve kâle âkharûn. Başkaları da dediler ki hâdî'l fırkatul meşgûre fî hâdîl hadîs. Bu hadisi şerifte zikredilen bu ayrılık hiye alel fırkati bil ebdan vücutların ayrılmasınadır. Fela yetimmül bey'u bey'e tamam olmaz. Hatta tekune hatta fırkat hasıl olur. Fe izâ kânet fırkat hasıl oldu mi? Temmel bey'u bey'e tamam olur. Yani bunlar da diyorlar ki alışveriş tamam olması için bir mecliste ikisi birisi alır birisi satar o tamam olmuş değildir. Ne vakit ki meclisten ayrılırlarsa artık tamam oldu. Demek ki mesele iki tarafta razı oldu. Bir kısmı da böyle dediler. Demek teferruk-ı ebdan iki manaya geldi. İmam Ebu Yusuf'un almış olduğu teferruk-ı ebdan başka manaya. Bunların dedi ki teferruk-ı ebdan başka manaya. İmam Ebu Yusuf'un dedi ki teferruk-ı ebdan bayi bir fiyat diyor. Müşteri tereddüt ediyor. Bayi sözünde sebat ediyor. Müşteri gidiyor. Ondan sonra geliyor diyor ki sen böyle demiştin. Ben bu malı alıyorum. Dese İmam Ebu Yusuf'a göre bu sahih değil. Niçin? Çünkü meclis değişti. O adam bayi orada duruyor ama müşteri çıktı gitti geldi. Yahut da müşteri duruyor ama bayi gitti geldi. Binaenaleyh bunun tamamı olması için eyni mecliste hemen ihtilaf olmayacaktı. Evet. Öteki bu sonkilerde diyorlar ki alışveriş oldu mu? Birisi aldı birisi sattı mı? Alışveriş münakid olmadı. Her iki taraf için hıyar var. İstediği anda hemen dönebilir. O meclisten ayrılmadıkları müddetçe. Ayrıldılar mı? Alışveriş tamam olmuştur. Bu birinci kavlin tam zıttını. İmam Muhammed'in kavli alışveriş birisi sattı, birisi aldı mı tam münakid oldu, bitti. Meclis değişti, değişmesin. Hiçbirisi dönemez. Bunlar diyorlar ki hayır, mecliste oldukları müddetçe birisi döner. İmam-ı Şafii bunu almış. Bunu almış ki illa mecliste oldukları müddetçe ikisinden birisi mukayyerlik dönemdir. Arkadaş ben bunu sattım ama pişman oldum. Ama birisi meclisten çıkar da tekrar gelirse müteber değil. Çünkü ayrıldılar ve beye tamam oldu. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticar eylediler ki بَاَنَّ الْخَبَرَ Haber atbaka yani hadisi şerif atbaka zikrel mütebayi. Ne dedi? El beyyani bil hıyar. Alan ve satan mukayyerdir dedi. Fekale buyurdu el beyyani bil hıyar madem yeteferrafa. Alan ve satan ayrılmadıkları müddetçe mukayyerdirler. Galu dediler ki fehuma o alanla satan kablel beyaden evvel mütesavimani fiyatçilerdir. Fiyat koyanlardır. Alışveriş olmadı ki bunu kaça satarsan şu fiyata. Sen kaç alırsan şu fiyata. Bunlara ne derler? Mütesavim. Yani fiyat öğreniyor, fiyat veriyor. فَاِذَا تَبَايَعَا Yok. Alışveriş yaptılar mı? Aldım mı? Aldım. Sattım mı? Sattım. Dedi mi? سَارَ مُتَبَايَعِينَ O vakitte bunlar mütebai olmuş olurlar. فَكَانَ اسْمُ الْبَايَعِ Bâye ismi olur. لَا يَجِبُ لَهُمَا Onlara bâye ismi vacip olmaz. اِلَّا بَعَدَ الْعَقْدِ Akıttan sonra ona bâye denilir.
فَلَمْ يَجِبْ لَهُمَ الْخِيَارِ Onlar için öyleyse bayi için hıyar yoktur. اَلْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ Alışveriş oldu değil mi? Daha hıyar yok. Ama alışveriş olmasan evvel fiyat itibariyle ihtilaf ederlerse tabi o öyle alışveriş bitmediğinde mukayyerlik var. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu mesele hakkında diye ihticat eylediler. بِمَا رُوْيَا اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen hadisler. كَاَنَّهُ كَانَ اِذَا بَايَعَ رَجُلًا شَيْئًا Bir adama bir şey sattı mı? فَاَرَادَ اَنْ لَا يَقْبَلَهُ Evet. Bir adama bir şey sattı, sonradan da o sattığına razı olmadı. Buna bozmak istedi. Razı olmadı mı? قَامَ فَمَشَا Kalkar yürürdü Abdullah ibn Ömer. Sümmeracağı sonra gelir diye. Bu alışverişi bozsun ki aynı teferruk evden hasıl olsun. Evvela dedi ki ben bunu bine satarak öteki adam daha ben bine aldım. Sonradan düşündü ki ben ya zarar ettim bunlardan. Bunu bin dedim ama zarar. Ben daha hele bu meclisteyim. Teferruk evden hasıl olmadı. Ben bunu bozmak için ne yapayım? Kalkar yürürdü. Yürür ondan sonra döner gelirdi. Gelirdik yani razı olmadı. Bozuldu. Ya bu manayı aldı bu da. Allah Allah. Kalu dediler ki vakat semi'a minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den Abdullah ibn Ömer işitti. Kavlehu Peygamber Efendimiz'in kavlini el beyyi'ani bil hıyâri mâlem yeteferraka ayrılmadıkları müddetçe alışveriş yapanlar mukayyerdirler. Fekâne zâlik indehu Abdullah ibn Ömer indinde bu oldu. عَلَى التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ Ebdanın teferruku üzerine oldu. وَعَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بَيْعَ يَتِمُّ بِزَالِكُ Bununla tamam olur. Yani vücutla alışverişi yaptıktan sonra ayrıldılar mı? Bey'a da tamam oldu. Evet. Burada kalsın. Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Burada kalmıştık. Bu alışveriş hakkında müşteri ve bayi ne vakitte alışverişten sözlerinden dönebilirler, ne vakitte dönemezler. Mesela bunun hakkında. El bayi'ani bil hıyar malem yeteferraka hadisi şerifi var. Bunda 3-4 kavur var. Birinci kavur sözünü al, sattım, öteki de aldım dediler mi alışveriş müddeti oldu. Teferruk hasıl oldu. Teferruk buradaki ne manasına? Yani söz tamam oldu, şüphede kalmadı. Söz bitti manasına. Kendileri o meclisten kalkmadan birisi peşiman olsa hayır ben bu alışverişten döndüm dese mekul ve muhteber olmaz sözü dinlenmez. Birinci kavul bu. Bu İmam Muhammed'in kavli. İkinci bir kavulde dediler ki hayır meclisten ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Birisi sattım birisi de aldım dedi mi fakat onların ister satana, ister alana bir mukayyerlik vardır. Meclisten ayrılmadıkları müddetçe. Meclisten ayrıldılar mı, o hıyar kesilir. Mukayyerlik biter, alışveriş müddeti oldu. Üçüncü bir kavilde diyor ki, hayır. Aldım, sattım dedikten sonra o alışveriş tamam olmaz, o meclisten dağılmadıkları müddetçe. Alışverişin tamam olması için vücudan ayrılmış olacaklar. Bu üç kavul var. Bu üç kavulde ikinciye karışmadınmış. Yok, karışmadı. İkincide diyor ki o meclisten ayrılmadıkları müddetçe muhayyer derler. Birisi dese ki ya ben döndüm. Çünkü sattım, aldım diyorlar ama fakat meclisi, hıyar-ı meclis var. Bu imamın bir üstün kavulü ve hesabın ikramı kavulü. Birisi dese ki ya ben bu mali satıyorum sana. Bak razı olursan sağ ol. O da düşünüyor, tartışıyor, o mecliste kabul etmiyor. Çıkıyor, ondan sonra geliyor, diyor ki kabul ettim. Olmaz ki sen. Meclis değiştikten sonra hıyar batıl olmuştur. O hıyar hakkı meclisteyken var idi. Sen meclisi
değiştim, gittim, geldim. Ondan sonra benim hıyar hakkım var. Kabul ettim, kabul ettim diyemezsin. Hıyarın o meclisten ayrılmadan evvel batıl olacaktır. Üçüncü kavil böyle değil. Üçüncü kavil diyor ki, onların hıyarları, ikisinin de hıyarları ayrılıncaya kadar devam ederler. Yani bey'e münekit olmuyor, akd olmuyor, tamam olmuyor, ikisi de mukayyer oluyor. Fakat ne vakitte ayrılırlarsa bey'e tamam oluyor. İkinci kavulda hıyar hakkı batıl oluyor, üçüncü kavulda bey'e tamam oluyor. Bundan az evvel okuduk ki, bu sonki kavle sahip olanlar yani vücut itibariyle ayrıldılar mı, bey'e tamam olur. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا بِمَا رُوِيَانِ بِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ اِذَا بَايَا رَجُلًا شَيْئًا فَاَرَادَ اَنْ لَا يُقِيدَهُ وَكِتَبْلَرْنَا da yanlış yakbelehu demiş. اَنْ لَا يُقِيدَهُ onu fesfetmeye. Yani o mecliste bir alışveriş yaptı, bu alışverişte ayrılmadılar. Doğru ki bu alışverişi bozar. Bozmaması için ne yapması lazım? Hazreti Abdullah ibn Ömer kalkar yürür diyor. Kâmet ve meşâsün maraca. Kalkar biraz yürür, ondan sonra gelir oturur, iki daha bitti. Madem yürüdü, teferruk hasıl oldu, alışveriş münakit oldu. İkale daha edemez, öteki fesk edemez. Demek ki sen korkarsan ki adam bu mecliste biz bu alışverişi yaptık. Olur ki bu adam peşiman olur, kalk bir parça yürü, ondan sonra gel, bir teferruk erden hasıl olsun. قالوا وهذا وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان ولا على أن البيع على أن البيع يتم بذلك. İşte Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'den işitmiş ki böyle yapardı. Bu üçüncü kavlin delili. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا bu zikrettiğimiz Hazreti Abdullah ibn Ömer'in fiyali delalet eder ki اَلَا اَنَّ مُرَادَ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَالَ كَذَارِكَ Peygamber Efendimiz'in اَلْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ demesindeki murat da budur. Yani vücutça ayrılsınlar ki alışveriş münakit olsun. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اَيْذَا yine bu üçüncü kavul sahipleri ihtiyat edilir. لَحَد۪يسِ اَب۪ي بَغَزَ اَلَّذ۪ي قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ Ebu Bereze'den yukarıda zikredildik ya fi evveli hazel bab, bu babın evvelinde iki adam alışveriş yaptılar da ayrılmadılar. Öyleyse ihtisam ettiler, aldım almadım dediler. Ebu Bereze Tüsselemi'yi bir şeydi, hakim tayin ederim. Ve bi kavlihi, işte onun da Ebu Bereze'nin kavliyle ekledildi dediler. Bir regüleyni lezeyni ihtisam aile. Onu ihtisam eden iki adam hakkında مَا اَرَيْكُمَا تَفَرَّقْتُمَا o dedi ki ben Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu hükmüyle hükmedeceğim. Peygamber Efendimiz اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ buyurmuştur. مَا اَرَيْكُمَا تَفَرَّقْتُمَا siz teferruk etmediniz, ayrılmadınız. Yani aynı meclis devam ediyor. فَكَانِ ذَٰلِكَ تَفَرُّقُ عِنْدَهُ işte bu ayrılmak oldu. Ebu Bereze'nin önünde هُوَ تَفَرُّقَ بِالْاَبْدَانِ vücud itibariyle ayrılmak. Yani vücutları bir yerdeydi. وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ عِنْدَهُ alışveriş de tamam olmadı. Bu üçüncü kavlisi delildi. Vücutları o meclisten ayrılacaklar ki alışveriş tamam olmadı. وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ تَفَرُّقِ vücut itibariyle ayrılmadıkça alışveriş tamam olmaz. İşte Ebu Bereze de bak öyle dedi. Siz hala ayrılmadınız. Hatta o kaldıkları yerde bir rivayette 24 saat, bir rivayette 2 gün kaldılar. Kaldıkları halde siz ayrılmadınız. Öyleyse alışveriş münakit olmamış oldu. Yani mal sahibi mukayyerdir. İsterse verir, isterse vermez. Peki bunlara cevap. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عِنْدَنَا عَلَى اَهْلَ عَزِي الْمَقَالِ Hanefilerin indinde bu mekalenin aleyhine olan delildendir. لَاَهْلِ الْمَقَالَتِينِ الْعُولَيَيْنِ İki evvelki mekaleler sahibi. İki evvelki mekaleler sahibi
birisi Muhammed'in kavli, birisi de bu kavli. Aldım beni, sattım beni. Evet. Birisi o, birisi de evet. O vücudu itibariyle ayrılırlarsa erkekin erkek tamam oluyor, sorulur. Birisi de diyor ki bizim indimizde bunlara cevap vardır. O da nedir? اَنَّمَا زَكَرُوا مِنْ قَوْلِهِمْ Onların zikretmiş olduğu şey kendi kavullerinden ki لَا يَكُنَانِ مُتَبَايِعَيْنِ Onlar mütebâi olmazlar اِلَّا بَعْدْ اَنْ يَتَعَافَدَ الْبَيْعَ Onlar alışverişi taafuz ettikten sonra mütebâi olurlar. Alışveriş biter ya. Tamam bunun birisi müşteriymiş, birisi de bayiymiş. Birisi alıcı oldu, birisi satıcı oldu. وَهُمَا قَبْلَ ذَٰلِكَ Bu alışverişi akdetmezden, alışveriş tamam olmazdan evvel bunlar mütesavimani mütesavim dediler. Yani fiyat itibariyle konuşuyorlar. Birisi şunu istiyor, birisi şunu veriyor. Piyasa, piyasa öğreniyor. O ondan, o ondan. Kaça alacak, kaça satacak. Buna mütesavim derler. Gayr-ı mütebai yani. Yoksa bunlar mütebai değildirler. Mütebai olmadılar. Ne vakitte bayi müşteri olurlar? Erkek tamam olduktan sonra. Ve böyle delil getiriyorlar bize. فَذَٰلِكَ اَعْفَالٌ مِنْهُمْ Bu onlar tarafından bize iğfaldır. لِسِعَةِ اللُّغَةِ Arap lügatı geniş olduğundan dolayı bizi iğfal ediyorlar bunlar. لَاَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ Muhtemildir ki اَنْ يَكُونَا سُمِّيَا مُتَبَايِعَيْنِ Peygamber Efendimiz bunlara mütebâi'in tesmini edildi. Yukur bihima minet tebâi. Bunlara mütebâi'in denilir. Artık alışveriş yaklaşmış, iş tamam olmuş demek gibi. Yoksa alışveriş hakikaten olmamış ama olmuş gibi. Onun için mütebâi denilir. El beyyâni bil hıyâr. Beyyâni mütebâi'in mütayyerdirler. Arap lügatıyla beye hasıl olmamıştır. Evet. Olmamıştır ama olmuş gibi sayılır yakınlık itibariyle. Ve indem yekuna tebaya alışveriş yapmadılar ama fakat yaklaşmış olduğundan dolayı onlara tebayeyi denilebilir Arap lügatıyla. Ve hâden mevcudun fil lügatı. Lügatte bu mevcuttur. Kad sümye ishâku ev İsmail aleyhisselam. İshak yahut İsmail aleyhisselam. Bunda ihtilaf var ya zebihullah. Hangisini Hazreti İbrahim rüyada gördü, boğulsa dedi Cenab-ı Hak. Birçok rivayetlerde geliyor İsmail Aleyhisselam. Bazı rivayetlerde geliyor İshak Aleyhisselam. Hangisi olursa olsun buna ne denildi? Zebihullah. Halbuki hakikaten boğazlandı mı? Boğazlanmadı. Niye Zebihullah denildi? Buna Zebih denildi. Zebihan liqurbihi minezzebh. Zebhe yaklaştığından dolayı Zebihullah denildi. Ve indem yekuncudur. Her ne kadar o boğazlanma değilse de artık emr-i kat'i hasıl oldu. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam infaz etmeye başladı. Hani bıçağı vurdu, bıçak kesmedi işte. Evet. Tamam. Boğazlanmadı ama Zebihullah denildi. Bunun gibi. Bunlar da alışverişi bitirmemişler ama artık yaklaşmış olduklarını da alışveriş yapmış gibi oldular. Fakat وَقَدْ فَكَذَٰلِكَ يُطْلَقُ İşte bunun gibi itlak olunur عَلَى الْمُتَسَّارِلَيْنِ Alışveriş yapıp bey'i tamam edici olan adamlara اِسْمُ الْمُتَبَايِعَيْنِ Mütebâi'in ismi itlak edilir اِذَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْعِ Alışverişe yaklaştılar mı? Artık mesele bitecek, tamam oluyor. وَاِنْ لَمْ يَكُونَا تَبَايَا Alışverişi tebayi edip aldım, verdim, tamam olmadı, bu söz bitmedi ama artık işi pişirmişler. Bir kalmış, erkek meselesi aldım, verdim, bir bu kalmıştı. O aldım, verdimden evvel de onlara mütebayi'in denilebilir. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu. لَا يَسْرُونُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ اَخِيهِ Bir adam kardeşinin vermiş olduğu piyasa üzerine gidip de fiyat koymasın. Baktı ki bir adam alışveriş yapıyor. Artık bunların ikisi anlaşacak. Gider üçüncü bir adam onu karıştırır. Ya müşteri tarafından ya bayi tarafından işi karıştırır. Karıştırmasın. Bıraksın onlar alışverişini bitirsinler. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا يَدِيُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِذُ
bir adamın alışverişi üzerine o da gidip bir alışveriş yapmasın. Halbuki alışveriş yapıldığı yok ki. Fiyat üzerinde anlaşmışlar, birisi verdim dediği diyecek, öteki de aldım diyecek, biri o kadar şey kalmış. Bu arada gidiyor diyor, yok yok ondan alma, gel benden daha ucuzu var. Mesela diyor, onu kandırıyor, onu bozduruyor. Burada bu alışveriş olmuş muydu, bayi olmuş muydu, olmamış mı? Fakat Peygamber Efendimiz bayi diye itlak eyledi. Ve manâhumâ vâhidî. Lâ yesumû ile lâ yebiyûnün manası ikisi bir oldu. Demek ki bayi müsavi manasına da geliyor. Yani fiyatı vermiş demek. فَلَمَّا سَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz tesmiye dedi. اَلْمُسَاوِمَ الَّذ۪ي قَدْ قَرُبَ مِنَ الْبَيْعِ Alışverişe yaklaşmış bir fiyat koyan adama tesmiye iledi. Bu isim verdi, mütebayan, ona mütebayan diye isim verdi. وَاِنْكَانَ ذَٰلِكْ قَبْلَ عَقْدِهِ الْبَيْعِ O adam bey'i akletmezden evvel olsa bile ona Resulullah Efendimiz mütebayan dedi. اِحْتَمَلَ اَيْضَى Öyleyse ihtimali vardır ki en yekûne kezâlik böyle diyorlar. El mütesavimani iki mütesavim birisi para yukarıdan tutturmuş istiyor öteki aşağıdan veriyor yavaş yavaş yaklaşıyorlar işte bunlara mütesavimani derler pazarlık yani pazarlık biçiyorlar pazarlık yapıyorlar semmâhuma mütebayeyle bu pazarlık yapan adamlara da alışveriş yapmış gibi bayi ve müşteri denilebilir neden ne için لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَيْعِ Alışverişe yaklaşmış olmuşlar artık. Neredeyse pazarlığı yaklaştırmışlar. وَاِنْ لَمْ يَكُونَ عَقَدَا عَقْدَةَ الْبَيْعِ Alışverişi bitirmediler ama bitirmiş gibi saydılar. فَهَذِهِ مُعَارَدَةٌ شَدِيدًا Bu işte şiddetli bir muarizedir. Bizim tarafımızdan diğer ikisine şiddetli bir muarizedir. وَاَمَّا مَا زَكَرُوا Peki bu üçüncü kavulde bir kavul zikrettiler. Ona ne diyeceksin? Dediler ki Abdullah ibn Ömer alışveriş yaptıktan sonra kalktı yürüdü ki teferruk-ı ebdan hasıl olsun. Buna ne diyeceksin? وَاَمَّا مَا زَكَرُوا عَنِ ibn Ömer'e radıyallahu anhuma Abdullah ibn Ömer'den zikrettikleri rivayete gelince o da neden? مِنْ فِيَالِهِ الَّذ۪ي اِسْتَدَلُّ بِهِ Hazreti Abdullah ibn Ömer'in fiyalinden ki onu istidlal ettiler. Adam alışverişten dönmesin diye kalkar o mecliste alışveriş yaptıktan sonra kalkar bir parça gider tekrar gelir ki öteki adam alışverişi bozmasın. Hala nuradi Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem fi hürbeti ve bununla da istidlal ettiler ki Peygamber Efendimiz'in elli yani bir hıyarı malem yeteferraka bundaki maksedi teferruk bil ebdandır. Yani, Abdullah ibn Ömer'in şehrini istidlal ettiler ki murad-ı Resulullah budur. Fe inne zâlike kad yahtemilu indena bizim indimizde bu ihtimal olur. Ma kâlu dedikleri gibi olabilir. Caiz ki Resulullah Efendimiz onu murad etti. Ve yahtemilu gayre zâlik. Başka bir manaya da ihtimal olur. Resulullah Efendimiz malem yeteferraka dedi. Caiz ki teferruku bilaktandır. Caiz ki teferruku bilak akvaldır. Hadis mutlak. Öyle de olabilir, öyle de olabilir. قَدْ يَجْبُدْ وَاَنْ يَكُونَ اَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Caiz ki Hazreti Ömer, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma اَشْكَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفِرْقَ Hadiste vaku olan malem yeteferraka manası ona müşkil oldu, anlamadı. اَلَّتِ سَمِعَهَا مِنَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den işitti. اَلْبَيَّانِ بِالْخِيَارِ مَعْلَمْ يَتَفَرَّقَ Resulullah Efendimiz'den bunu işitti ama acaba bu teferruk bil-ekvam mıdır? Teferruk bil-ekvam mıdır? Bil-ebdam mıdır? Bu nedir? Mahiye, bu nedir? Bunu anlamadı. Anlamadığından dolayı ihtimali kat'i için kalktı bunu yaptı. فَحْتَمَلَتْ İhtimal etti, عندهu, muhtemel oldu Abdullah ibn Ömer indinde. اَلْفُرْكَةَ بِلَبْدَانَ عَلَى مَا زَكَرَ وَاَهْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ Abdullah ibn Ömer bir ihtimal verdi ki bu üçüncü makale sahiplerin dediği gibi vücut itibariyle ayrılacaklar ki alışveriş sahibi olan. Buna ihtimal verdi. Bir, وَاَحْتَمَلَتْ عِنْدَهُ بِالْفُرْكَةَ بِلَبْدَانَ عَلَى مَا زَكَرَ وَاَهْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ
ala ma zekerehu ehli hazin mekale elleti zehebe ileyha İsa. Bir de İsa bin Ebba'nın zahibi olduğu bir firkat var. O da nedir? Hıyar ihtimali. Yani o ezeyyani bir hıyarın madem yeteferraka ayrılmadıkları müddetçe birisi sattımdır, öteki sükut eder. Aldım demez. O mecliste olduğu müddetçe isterse kabul ettimdir, isterse almıyorum der. Hıyarı var. Ama o mecliste kabul ettim derse artık söz bitmiştir, daha onun hıyar hakkı yoktur. Veyahut da kabul ettim demedi. Çıktı dışarı geldi, ondan sonra kabul ettim dedi. Yok, o meclisten ayrıldı, o hıyar hakkı batıl oldu. Bunun gibi olmuş olarak, buna da ihtimali var. وَاَحْتَمَلَتْ عَنْدَهُ الْفِرْقَةَ بِلَقْوَارِ Caiz ki bu hadiste İmam-ı Muhammed'in dediği gibi söz itibariyle pazarlıkla ihtilaf etmediler. Kaça verirsen? 50'ye. Ben de 50'ye kabul ettim, ihtilaf olmadı ki. Madem ihtilaf olmadı, alışveriş münakit oldu. Ama kaça verirsin 50'ye? Hayır, ben 50'ye almam, ben 30'a alırım. Hayır, 50'den aşağı vermem. Hayır, 30'dan yukarı vermem. Bunda firkat hasil. Ne vakit ki söz bitti, tamam, fiyat diye ittifak etmelerse, işte firkat hasıl olmuştur demek ki, yani söz tamam olmuştur. Buna da ihtimal var bu hadise. وَاَحْتَمَلَتْ اِنْدَهُ الْفِرْكَةَ بِلَكْوَالَ عَلَى مَا زَهَبِ اِلَيْهِ الْآخَرِينَ Başkalarının zahit olduğu gibi. وَلَمْ يَحْدُرْهُ دَلِيلٌ Bu üç ihtimal var. Bu üç ihtimalin hiçbirisinin racih olduğu Abdullah ibn Ömer indinde tereccüh etmedi. Bir delil bulamadı ki bu üç ihtimaldan hangisini kabul eylesin. Öyle delil ki دَلِيلٌ يَدُلُّهُ أَنَّهُ بَاَحَدِهَا اَوْلَى مِنْهُ O bir delil olacak ki, o delil bu üç ihtimaldan birisi daha kuvvetlidir. Bununla hükmedelim diye böyle bir şey eline geçmedi. Evet. Daha evla ola. Evla minhu. O delil vasıtasıyla bu üç manadan birisi evla ola. Mimma sivahu minha. Gerisinden başka yani öteki ihtimallardan o daha kuvvetli ola. Böyle bir delil bulamadı. Tefareka. Öyleyse dedi bu adamı bu üç ihtimalin hepsini kesmesi için ne lazım? Fefareke Abdullah ibn Ömer ayrıldı. Bayi'ahu alışveriş satmış olduğu adamla bir bedenihi bedeniyle ihtiyatı. Eğer söz sahibiyle sözde ihtilaf yok, alışveriş bitti diyenlere göre zaten tamam oldu. Hayır, hıyar hakkı vardır. Yahut da bey'a tamam olmadı. Bu iki ihtimali de kesmek için kalktı, yürüdü, geldi, işte teferruhu bilattan da hasıl oldu. Hıyar hakkı da batıl oldu, değer de tamam oldu. Bunun için böyle yapmış. Halledildi. Bunu ihtiyaten yaptı. Buna da böyle cevap verilir. Ve yehtemilu eyza yine ihtimali var ki en yekune fe'ale zâlik. Abdullah ibn Ömer bunu yaptı. Zenne ba'den nas cemaatin, Müslümanların bazıları yara görürdüler ki enne bey'a la yetimu illa bizel. Bu üç türlü ihtimaldan üçüncüye sahip olanlar vardı ki bir alışveriş tamam olmaz. İlla meclisten ayrılacaklar. Söz ittifak ettik. Sen bu saati satıyor musun? Satıyorum. Kaça? 50 altına. Peki. 50 altına ben de kabul ettim. Hayrını gör. Aldım verdim. Evet. Fakat üçüncü kere sahip olanlar ne diyorlar? O meclisten ayrılmadıkça o beye alışveriş tamam değildir. Bunu Abdullah ibn Ömer duymuştu, biliyordu. Cemaatin, Müslümanların dersi bu kavle sahip. Evet. Yeranler beye adayetim illa bizalik. Müslümanlardan bazıları bilirdiler ki ayrılmadıkça beye tamam olmaz. Vahve yara halbuki Abdullah ibn Ömer'in kendisi görürdü ki enne beye yetim bu gayri. Yani ayrılmadan beye tamam olur ve gayrisiyle gayrisine sözüne ittifak ettiler. Aldım verdim bitti. İcabı kabul. Bununla tamam olurdu. Fakat öteki cemaate göre tamam olmazdı. فَاَرَادَ اَنْ يَتِمَّ الْبَيْءُ فِي قَوْلِهِ Abdullah bin Ömer murad etti ki beye tamam olur. فِي قَوْلِهِ kendi kavlunda ve قَوْلِ مُخَالِفِهِ kendisine muhalif fikirde oranın kavline göre de beye tamam olur. Hatta la yekune li bayi'ihi hatta o kendisine satan kim ise
sözünden dönmesin diye onun üstü olmaya nakdül beyali alışverişi onun üzerine bozmak olmaya. Fi kavlihi ne kendi kavlinde ve la fi kavli muhalifihi ne de muhalifinin kavlinde. Çünkü kendine göre zaten aldım, sattım tamam. Ama öteki adam dedi, bu senin fikrin, ben senin fikrini kabul etmiyorum. Ben beyanı bil hıyar malum yeteferraka. O mecliste oldukları müddetçe muhayyerdirler. Ha, Abdullah bin Ömer ihtiyatını baktı yürüdü ki, ha, senin mezhebine göre de halas, alışveriş münakit olmuştur, alışverişi bozamazsın. Ve kad ruviye anhu, Abdullah bin Ömer'den rivayet edildi, ma yedullu, delalet eden şey ki, enne râyehu, Abdullah bin Ömer'in rey-i kilfurketi bu iftirak meselesinde kâne bi hilâfi mâ zehebe ileyhi men zehebe ile annel beyayetim diye. Evet. Abdullah bin Ömer'in rey-i ayrılıkta neydi? Kâne oldu bi hilâfi mâ bir şeyin hilâfına ki zehebe ileyhi o fekne zahib oldu men zehebe zahib olan ile annel beyayetim diye ayrılıkta tamam olur. Onun hilâfınaydı. Yani Abdullah İbni Ömer'in bunu delil getiriyorlar. Halbuki biz bir delil getireceğiz ki Abdullah İbni Ömer vücutlar ayrılmazdan evvel alışveriş tamamdır. O fikir değildi. Bunu ispat edeceğiz. Çünkü bu üçüncü kavuş sahipleri diyorlar ki meclisten ayrılmadıkça beya tamam olmaz. Abdullah İbni Ömer'den tamam olur diye delil getireceğiz. Ve zâlike enne Süleyman İbni Şuayb قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا بِشُرُبْنُ بَكْرٍ قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المتى شبك بني إمام التحاوية سليمان بن شعيب رواية مدركت ما أدركت الصفقة الصفقة alışverişte insan elini eline vurur ya ha işte bunu safka derler. Yani alışverişte aldım mı aldım verdim bu idrak etmedi heyyen hiç misal adama fehve min mali mütta o ma bir şey ki bu ma-i mevsul olur böyle dersekse ma edreket bir de nafi olur ma edreket erişmedi neye As-safkatu, safka, safka ney? Safka, alışveriş. Heyyen bir adama, yani bir adam alışverişte aldın mı, sattın mı, bu olmadı, o arada bir kelime var. O da ney? Ondan sonra o mala bir helak gelse, bir zarar gelse kimdendir? Müşteridendir mi, yoksa bayeden mi diyor? Min malil mübta, alan adamdan. Satandan değil. Ha, hayırlaştıktan sonra safka oldu mu? Madem sağ bir adamla safka hasıl oldu, ondan sonra bir zarar geldi mala. Zarar geldi satan adamın zimmetinde değil, alan adamdandır diyor. İşte bak, Abdullah bin Ömer'in de malum yeteferraka olmasın evvel dedi ki mala hasıl oldu. Haddesena Yunus, burada kalsın. Allah-u Teala alem ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sallam. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله evet, إمام التحاوي diyor ki يونس evet, bu hadisi şerifi İbn-i Şehab-ı Zühri'den başka bir senetle daha zikreyledi o zikrelediği dün okuduğumuz hadis vardı ya Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh dedi ki bir adam bir alışverişi yaparsa, alışveriş yaptıktan sonra da mala bir helak, bir zarar gelirse müşterinin hesabından gitmiştir. Mesele bu. قال Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdular ki فَهَذَا بْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا İşte Abdullah ibn Ömer قَدْ كَانَ يَزْهَبُ sahip olurdu فِي مَا اَدْرَكَتِ السَّفْكَةُ حَيَّا bir alışveriş sağlam yapılır, meydana gelirse ve hereke ba'deha bu alışverişten sonra da harik olursa ennehu min malin müşteri o helak olan mal müşterinin malındandır. Öyleyse demek ki bir adam, iki adam bir yerde otururlar da alışverişi yaparlarsa alışveriş bitmiş olur. Abdullah ibn Ömer'den iki rivayet geliyor. Birinci rivayette diyor ki alışveriş tamam olmaz illa
vücutlar ayrılacak. Müşteriyle satıcı ayrılacaklar ki tamam olan. Bunda da diyor ki hayır, alışveriş yaptılar da söz bittikten sonra bir helak gelir, mal helak olursa müşteri de gideriyor. Bak, bu ikinci hadis birinciye muhalif oldu. فَدَلَّ ذَٰلِكْ Bu delalet etti ki اَنَّهُ كَانَ يَرَى Abdullah İbni Ömer görürdü ki اَنَّ الْبَيْعَ يَتِمُّ بِلَقْوَارِ Alışveriş söz ile tamam olur. Yani bu buna delalet ediyor ki Abdullah İbni Ömer'in etikadi buymuş. قَبْلِ الْفُرْكَةِ Ayrılmazdan evvel söz ile alışveriş tamam olur. İmam Muhammed'in rivayet eylediği gibi. Öyle firket ki اَلَّتِ تَكُونُ بَعْدَ ذَٰلِكِ Alışveriş sözüyle olduktan sonra ayrılma olur. Herkes işine gider. Daha o ayrılma başlamadan sözüyle alışveriş tamam olur. وَاَنَّ الْبَيْعَ يَنْتَقِلُ Alışveriş intikal eder. بِتِلْكَ الْاَقْوَالِ O sözler ile مِنْ مِلْكِ الْبَائِعَ اِلَى مِلْكِ الْمُتَّعَ Satıcının mülkiyetinden alıcının mülkiyetine intikal eder. İşte bundan bu anlaşıldı. حَتَّى يَهْلِكُ حَتَّى O mal helak olur. مِنْ مَالِهِ Müşterinin malında. اِنْ هَلَكَ حَلِكَ olursa. Biz tamam olmasaydı satıcının hesabından gitmesi lazımdı. Demek ki alışveriş bitmiş ki alıcının hesabında helake gidiyor. فَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا İşte bizim bu zikreylediğimiz اَدَلُّ daha ziyade delalet edicidir عَلَى مَزْهَبِ بِنْ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'in mezhebine daha ziyade delalet edicidir. Nerede? Fil furqatilleti semi'aha minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mimma zekeru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zikredilen el-beyyâni bil-hıyâri mâ lem yeteferrafa. İşte bu hadis-i şerifte vakı olan firketten mekset nedir? Ve bunun manası nedir? Bunun işte Abdullah ibn Ömer'in fehmi bizim bu zikrettiğimiz sonki hadisle anlaşılıyor ki söz ile tamam oluyor. Bu firket ne demek? Sözde ihtilaf hasıl olmuyor. İttifak hasıl oluyor. İftirak ne demek manasına? Yani alışveriş bitmiş, tamam edilmiş, söz kesilmiştir. Bu manaya da. Yoksa ayrılık, vücut itibariyle ayrılık değildir. وَهَمَّا مَا زَكَرُوا عَنْ اَب۪ي بَرَزَا Peki Ebu Bereze'ye ne diyeceksin diyor. Ondan da rivayet ettiler ki birisi bir at aldı, birisi de sattı. 24 saat sonra etiraz hasıl oldu. Ebu Bereze'ye geldiler, hakem tayin ettiler. Ebu Bereze de dedi ki Resulullah Efendimiz اَلْبَيَّانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ buyurmuştu. Hala siz ayrılmadınız. Buna ne diyeceksiniz? Bunun manası ne? Ebu Bereze'de rivayet etti yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bunu rivayet eyledi فَلَا حُجَّةَ لَهُ ف۪يهِ اَيْدَا عِنْدَنَا Bizim indimizde muhalifler için bunda onlar için bir delil yoktur. لَاَنَّ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ O hadisi şerif اِنَّمَا هُوَ ف۪ي مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنِ زَيْدِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةِ Hammad ibn Zeyd'in Cemil ibn Murre'den rivayet etmiş olduğu rivayette اَنَّ رَجُلًا بَاعَ صَاحِبَهُ فَرَسًا Bir adam kendi arkadaşına bir atı sattı. فَبَاتَ فِي مَنْسِلٍ Bir menzilde gecelediler. فَلَمَّا أَصْبَحَا Vaktaki sabahladılar. قَامَ الرَّجُلُ يُسَرِّجُ فَرَسَهُ Adam kıyam etti ki atını eğerlesin, yularını vursun, gemini taksın, hazırlasın. فَقَالَ لَهُ بِعْتَنِ sahibi dedi ki, ya sen bunu bana sattın bu adı. Şimdi kalktın, atın yerini vuruyorsun. فَقَالَ bu ihtilaf ettiler, Ebu Bereze'ye gittiler. فَقَالَ Ebu Bereze radıyallahu ta'ala اِنْ شِيْتُمَا قَدَيْتُ بَيْنَكُمَا بِقَطَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ İsterseniz Resulullah Efendimiz bu mesele hakkında nasıl hükmettiyse ben de size öyle hükmedeyim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ Alışveriş yapanlar mukayyerdirler hatta يَتَفَرَّقَا ayrılıncaya kadar. وَمَا أَرَاكُمَا تَفَرَّقْتُمَا Sizin teferruk ettiğinizi de görmedim. İftirak ettiğinizi de görmedim. Ne demek? Şimdi bu sizin ayrılık
sözünüzde ihtilaf olmadı manasına da geliyor. Siz alışveriş yaptınız ve seherde de atın kıymetinde de ittifak ettiniz. Bir ihtilaf hasıl olmadı. Bir bu manaya var. Ötekiler de diyor ki hayır, siz alışveriş yapmadınız, yaptınız, vücud itibariyle ayrılacaktınız ki alışveriş tamam ola. Vücutlarınız da ayrılmadı. Şimdi Hanefiler tarafından ötekilere cevap veriliyor ki fetihadel hadis, bu hadisi şerifte orucudur. Ma bir hüküm orucudur ki yedüllü delalet eder. Ala ennehuma o alan satan فَكَانَا تَفَرَّقَا بَاَبْدَانِهِمَا Vücutlarıyla ayrıldılar. Ayrıldılar, ona delalet ettiği vardır. لَاَنَّ ف۪يهِ اُنْ دُورُجُدُرْ كِ اَنَّ الرَّكُلَ Adam قَامَ يُسَرِّكِ فَرَسَهُ Yerinden kalktı, gitti atının yanına. Onu eğerlemeye hazırlandı. فَكَتْ تَنَحَّا بِذَالِكِ İşte bu vasıtayla uzaklaşmış oldu. مِنْ مَوْضِيَنْ اِلَى مَوْضِيَنْ Bir mevzeden başka bir mevzeye uzaklaşmış oldu. Yani vücudu itibariyle de ayrılma hasıl oldu. Bu manada çıkıyor. Alışverişi burada yaptılar, atın yanında değil ya. Ondan sonra da adam kalktı, atının yanında gitti. Gittiği gibi işte vücudu itibariyle de iftirak hasıl oldu. فَلَمْ يُرَعِ اَبُوْ بَرَزَ تَزَارِكِ Ebu Bereze buna riayet eylemedi. وَقَالَ dedi ki مَا اَرَيْكُمَا تَفَرَّقْتُمَا Sizin teferruk ettiğinizi, ayrıldığınızı ben görmedim. اَيْ لَمَّا كُنْتُمَا مُتَشَاجِرَيْنِ Siz vaktaki teşacür ettiniz, tahasüm ettiniz. اَحَدُكُمَا يَدَّعِ الْبَيْعَ Biriniz bey'e iddia ediyor. Alışveriş tamam oldu. وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ Öteki de inkar ediyor ki hayır, ben satmadım. Yani sattım ama fethi bir surette satmadım. At benimdir, demek istiyor. لَمْ تَكُونَا تَفَرَّكْتُمَا Siz ayrılmış olmadınız. اَلْفِرْفَتَلَّتِ Şu bir ayrılıkla ayrılmadınız ki يَتِمُ بِهَا veya o firket ile o ayrılmakla tamam olur. Ebu Bereze'ni de demek istedi. Yani siz alışveriş yaptınız ama sabahleyin sahibi kalktı atı yerlemeye başlayınca öteki sen bunu sattın, öteki de hayır ben satsam atımı yerlemeyeyim. Demek ki o akşamdaki satmış olduğu sözün üzerine durmadı, döndü bu. Ne vakit sahip olacaktı, sözün üzerinde duracaktı. Ta ayrılacaktılar, her ikisi de kendi sözün üzerinde duruyor, o vakitte beyer tamam olacaktı. وَهِيَ خِلَافُ مَا قَدْ تَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا Bu vücud ile ayrılıkların hilafına oldu bu mesele. Yani bu adamlar sözde tamamen ittifak etmemişler. Sözde ittifak etmemişler ki atın sahibi kalktı, kendi aklıyla başladı yerin ve yerini vurmaya. Niye adam sözünde tamamıyla sattığını kanaat getirse sabahtan da atın yanına gitmezdi. Atını satmış başkasına. Demek ki Ebu Bereze radıyallahu anhum burada bir incelik düşündü. Düşündü ki bunlar sözde ittifak etmediler tamamıyla. Sözde ittifak etseydiler at sahibi atın yanına daha gitmezdi. At sahibi atın yanına gitmezdi, ayrılsaydılar işte alışveriş de tamam olmuş olurdu, bir daha dönemezdiler. Şimdi بعد هذا bundan sonra fakat vecedna an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bulduk. Ma bir hadisi bulduk ki yedüllü delalet eder ala enne nebi'a satılan şey yemlik olur müşteri, müşteri ona malik olur bil kavli söz ile dûne teferruku bilebdan vücutlar birbirinden ayrılmadan söz ile alışveriş tamam olur manasında bir hadis bulduk. وَذَٰلِكَ بُ دَ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdular. مَنِ بِتَاعَةَ عَامًا Bir adam yenilecek bir şeyi satın alırsa فَلَا يَبِعُهُ Onu satmasın حَتَّى يَقْبِدَهُ Onu kabzetsin. Aldı satacak. Aldıktan sonra satamaz, evvela onu ellerine alacak, teslim alacak. Teslim alacak, ondan sonra satması caiz olacak. Yoksa caiz değildir. Bu da neyle olur? Hemen aldı, hemen satacak. Yok, en evvela kabzet. Demek söz ile tamam oluyor.
Evet. Hapsede tamam olur, reddile mevcut olur. Reddile mevcut olur. Fekâne zâlik delîlen. İşte bu delil oldu ki neye? Alâ ennehu izâ kabadahu. O adam kabz ederse. Halle lehu beyhu. O adama onu satmak helal olur. Ve kad yekûnu kâbiden lehu. Bazen de olur ki o taamı kabz etmiş olur. قَبْلَ اِفْتِرَاقِ بَدَنِهِ وَبَدَنِ بَايِعِهِ Kendisi ve onu satan ayrılmazdan satmaya başlar. Yani mesela meydanda adam kurmayı getirdi, satıyor, öteki de alıyor. Aldı, ondan sonra da adam hemen oradayken teslim aldı. Daha ikisi de satan da orada, alan da orada. Ölçtü, ne kadar ölçecek, şu kadar ölçecek, 20 ölçecek. 20 ölçecek, kurmayı aldı. Başka birisi geldi, bunu bana kaça verirsen, ben de şu fiyata veririm dedi, adam sattı. Daha ayrılmadılar. Daha ayrılmadan adam satmaya başladı. Caiz olur mu olmaz mı? Olur. Kabz etmişse olur. Öyleyse demek ki vücudu itibariyle ayrılmak şart değildir. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Meni bita'at'anın, bir yiyecek maddeyi bir adam satın alır ise, فَلَا يَبِعُهُ Onu satmasın. Hatta يَسْتَوْفِيَهُ Tamamıyla onu alsın. Madem yenilecek bir madde aldı, mesela 20 kilo buğday aldı, yahut da 100 okka pirinç aldı, neyse onu tamamıyla teslim alsın. Ondan sonra satsın. Onu tamamıyla teslim almadan bir kısmını almış, satmaya başlamış. Yok. Tamamıyla teslim alsın, ondan sonra satsın. Ve senes kürühâdî lâsâ bu eserleri biz zikredeceğiz. Fî mevâdîhâ yerlerinde min kitâbina hâdâ bizim bu kitabımızda inşaallahu teâlâ Cenab-ı Hak dilerse oralarda bunları da ayrı ayrı zikredeceğiz. Haddesenâ Yûnus kâle haddesenâ bin vehbin kâle ahberenî binü lehiyâ hâ وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو الأسود قال حدثني ابن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان عثمان بن عفان سعيد بن المسيب sormuş يخطب على المنبر Hazreti Osman minberde hutbe okuduğu halde hutbe okuyormuş Sa'd bin Müseyyep sormuş Hazreti Osman'a Yakulu, Hazreti Osman derdi ki, Kuntu eşterik temr, ben hurmayı satın alır idim. Fe'bi'uhu birin fel'asu. Ondan sonra da sağ, bir sağda bir ölçekte ne kadar kar varsa, karıyla satar idim. Tamamıyla teslim almadan, mesela adam getirmiş, 20 sağ hurma, 20 sağ Hazreti Osman tekinden aldım. Öteki bir sağda ne kadar kar istiyorsun? Şu kadarken hemen satmaya başlıyordu diyor. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a buyurmuş ki اِذَشْتَرَيْتَ satın aldın mı? فَكْتَلْ ölç. Sen 20 sağ almadın mı? He. Yani böyle ölç. Tamamıyla teslim al bakalım 20 ölçek mi? وَاِذَا بِعْتَ sattın mı? فَكِلْ yine ölç. Satarken de yani ölç ver. فَكَانَ مَنِبْتَاعَتْ عَامًا مُكَايَلَةً Ölçü itibariyle yiyecek bir maddeyi bir adam satın alırsa ölçüyle. Oda arıyorsun mesela kireyle. Hurma arıyorsun tartıyla neyse. Hani bir de var ki Arabi pazar eder. Bir kömü etmiş kömeyi satıyor. Yok öyle değil bu. Ölçü bile. Mesela adam koymuş buğdasını buraya, ölçeği bir altın, ölçeği bir altın bağırıyor. Kaç ölçeği alırsan sen, o kadar altın vereceksin. فَبَعَهُ adam satsa قَبْلَنْ يَفْتَالَهُ Ölçmezden evvel satsa, لَا يَفْيُدُ بَيْعُهُ Onun bey'i caiz değildir. Ya sen bunu ölçeğinden aldın, ölçüp teslim almadın, ondan sonra satıyorsun, bu caiz değildir. فَاِذَا اَبْتَاعَهُ Onu satın alırsa, اَبْتَالَهُ ölçerse, وَقَبَدَهُ قَبْز ederse, tamamıyla ölçtü, teslim aldı. ثُمَّ فَارَكَ بَيْعَهُ Ondan sonra bu bey'e müfareket etti. Yani alan adam bir tarafa gitti, kendisi bir tarafa gitti. فَكُلُّنْ قَدْ اَجْمَعَ Ülemanın hepsi icma ettiler ki,
ennehu o adam la yehtacu mühtaç olmaz ba'de firketi ayrıldıktan sonra ila iadetil keydi ölçmenin iadesi ona vacip olmaz. Niye? Aldı, ölçtü, mali teslim oldu, ondan sonra da ayrıldılar. Tamam, o adamın zimmetinde malında oldu. İkinci bir adam gelse dese ki bu sen tutan adamdan 20 kilo buğday almıştın. Evet, nerede? Filan yerde. Onu bana sat. Satarım. İkinci o defa satmada ölçmesi lazım mı? Yok. Halbuki o adam oradayken satmaya başlarsa ölçerek alacak, ölçecek, satacak. Bak burada da bir hikmet var ki olur ki adam şüphelenir. Ya ben 20 ölçek diye bu adama sattım ama belki bu 25 idi. Satan adam bir şüpheye düşer. Onun için yok. Alışveriş tamamıyla münakit oldu. Bu adam da satan adam da alan adam da ikisi de oradaysa alsın. Ölçtüğün kendi zimmetine. Satarken de gene ölçerek satsın. Öteki adamın kalbine bir şüphe bir şey gelmesin. Yok. Adamla pazarlık yaptılar. Ölçtü, teslim aldı zimmetine. Ondan sonra öteki adam çıktı gitti. Yahut kendisi ayrıldı gitti. Bir müddet sonra yani tefarruku evden vücut ayrılığı hasıl oldu. Bir müddet sonra geldi onu satmaya başlıyor. Öteki adamın daha kalbine şüphe gelmez ki. Niye o adam çıktı gitti. Yahut kendisi ayrıldı. Ayrıldılar. Beyen münekid oldu. İkinci defa satarken ölçülmüş mal olduğundan dolayı ikinci defa satarken ölçmeye lüzum yok. Ve hulife muhalefet olundu. Beyne ihtiyarihi iyyahu. O taami ölçmesi arasında. Ba'de beye bittikten sonra. Kable teferruku ayrılmazdan evvel. Alışverişi bitirdiler, vücut ayrılmazlar evvel. Onu ölçmekle ve beyne ihtiyarihi iyyahu kable beye. Bir de beyaden evvel onu ölçmek arasında ihtilaf oldu. Alışveriş bitmezden evvel ölçmek başka, alışveriş bittikten sonra ölçmek başka. Yok, ikisinin arasında fark oldu. Evet. Nasıl fark oldu? Alışveriş tamamıyla bitmesi için ikisinin vücudunun ayrılması lazım idi. Dediler ya bir ulemanın bir kısmı. Öyleyse ikisi ayrılmazdan evvel bir adam o taamı alırsa ölçecek. Satarken gene ölçecek. Yok, alışveriş yaptılar. Adam taamı ölçtü, aldı, zimmetine koydu. Ondan sonra teferruk-ı evden hasıl oldu, vücutlar ayrıldı. Ondan sonra daha lüzum yok. Adamın tekrar satarken ölçmeye lüzum yok. Ama aran adam ölçecek, o başka. Onların ikisinin arasında ihtilaf var. فَدَلَّ ذَٰلِكُ دَلَالَتْ اِتْتِي كِ اَنَّهُ اِذَكْتَى لَهُ اِتْتِيَالًا O taamı ölçmekle ölçse, يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ وَمَا satmak helal olur. Fakat كَانَ ذَٰلِكَ الْاِتْتِيَالُ مِنْهُ Evet, bu ihtiyar, bu adam tarafından olduğunu ölçmek, وَهُوَ لَهُ مَالِكُ Çünkü artık onun maliki oldu. Onu satın aldı, ölçtü, aldı, ondan sonra vücudu itibariyle de ayrıldılar. Tamam, kimin zimmetinde oldu bu? Müşterinin zimmetinde oldu, ona malik oldu. Evvelki öyle değildi, malik değildi. وَاِذَكْتَى لَهُ اِتْتِيَالًا Onu ölçerse, لَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ Onu satmak caiz olmaz. Evet. فَقَدْ كَالَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكُ Vücudu itibariyle ayrılmazdan evvel satamıyordu onu. Niçin? Ona tam malik değildi ki. Vücut ayrılığı teferruk-ı evden hasıl olmamıştı. Adam aldı, kendi ölçtü ama fakat satacak şimdi başkasına. Ayrılmadılar ki beye tamamıyla münakit olsun da kendisi ona malik olsun, satsın. Onun için satacağısa tekrar ölçerek satacağı. Ama teferruk-ı evden olursa o kendi mali olduğundan kendi malini ikinci defa ölçmeden satabilir. فَهَذَا وَتُهَذَا الْبَعْفَانِ فَسَبَتَ بِمَا زِكَرْنَا Bizim zikrettiğimizde sabit oldu. وُقُوعُ مِلْكِ الْمِشْتَرِي Müşterinin malik, milkinin vuku'yı yani malik olduğunun tahkik ettiği fil bey'i alışverişte بِبْتِيَاعِهِ اِيَّهُ اُتَعَامِ Satın almakla evet, ona malik olduğunun vuku'yı sabit oldu. قَبْلَ فُرْقَةٍ
ayrılıktan evvel. Böyle ayrılık mı? Tekrünü berdizelik alışverişten sonra. Alışverişten sonraki ayrılıktan evvel alışveriş münakit oldu. Yani bu neye misal verdi? Sözünle alışveriş tamam oluyor. Yalnız onu tekrar satmak, teferruku evdandan evvel satması da caiz, o da caiz oluyor da bir ölçme meselesi var. O ihtilaf var. Eğer teferruku evdanda hasıl oldu ise satabilir, ölçmeden satabilir. Yok, teferruku evdan olmadıysa ölçmeden satamaz. Fakat her iki surette de teferruku evdan olmadan alışveriş vakı oldu mu olmadı mı? Oldu. İşte bu sabit oldu. فَهَذَا وَشُهَادَ الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْأَسَرِ Eser tarihiyle bu babın veçi budur. وَاَمَّا مِنْ تَرِيْكِ الْنَظَرِ Bir de kıyas tarihine gelir isek. فَاِنَّا قَدْ رَأَيْنَ الْاَمْوَالَ Biz malları gördük ki tüm dekülü ukudî akd ile söz ile olur. O akdler ne ile hasıl olur? Söz ile hasıl olur. Akd, alışveriş. فِي اَبْدَانِ Vücutta olur. Bir, وَفِي اَمْوَالِ Mallarda olur. İki, وَفِي مَنَافِعَ Menfaatlerde olur. Üç, وَفِي اَبْدَاعِ Nikahlarda olur. Dört. Her dört şeyde de söz ile, akd ile insan malik olur. فَكَانَ مَا يُمْلَكُ مِنَ الْاَبْدَاعِ وَهُوَ النِّكَاحِ Nikahta malik olan nedir? Söz ile. Sen kızın benim oğluma verdin mi? Verdin. Ben de benim oğluma senin kızını aldım. Şimdi neyle oluyor? Söz ile. Evet. فَكَانَ ذَلِكْ يَتِمُّ بِلَاكْتِ Bu akd ile tamam olur. Orada verdim mi, aldım mı, verdim, aldım, işte tamam oldu. لَا بِفِرْقَةٍ بَعْدَهُ Peki, verdik aldık ama o mecliste iken daha ayrılmasın evvel birisi caizse, hayır ben almıyorum dese olmaz. Bitmiştir, söz tamam olmuştur. Daha caymak olmaz ki, niye? Söz ile tamam oldu. Hayır, biz bu meclisteyiz, hala vücud itibariyle ayrılmadık. Bunun burada firkat-ı ebdanı bir tesiri var mı? Yok. وَكَانَ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَنَافِعَ Menfaatler malik olunan şeyler de huvel icarat, icarelerdir. فَكَانَ ذَٰلِكَ مَمْلُوكَمْ بِالْاَقْدِ Burada akd ile malik olur icare, icarelere. لَا بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الْاَقْدِ Akıttan sonra firkat ile değil. Adamın dükkanı var, sen dükkanın seneliğine ne kadar para istiyorsun? 50 bin riyal. Ben de aldım, kabul ettim diye. İkisi bu akdi yaptı. Bu icar akdi tamam oldu mu olmadı mı? Oldu. Vücud, hayır bu tamam olmadı da illa o meclisten dağılacağız. Vücudu itibariyle de teferruku ebdal olacak da tamam ola böyle bir mevzu var mı? Yok. Yani o muhaliflere göre de yok. Öyleyse biz nikahta akd ile hasıl oluyor. Fırkat-ı ebdana lüzum yok. İcarede fırkat-ı ebdana lüzum yok. Akd ile hasıl oluyor. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكِ Buna nezeren اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكِ Böylece olan الْاَمْوَارُ الْمَمْلُوكَ İnsanın mülk olan malların da böyle olması lazım gelir. بِسَائِرِ الْعُقُورِ Diğer akdler ile malik olunan hallara bakarsak ise bunun da böyle olması lazım gelir. Minel biyo ve gayriha almak, satmak, mesela vekalet, kefalet bunların da böyle olması lazım. Tekûn-ü memlûketen bil ekvâl, ekvâl ile memlûk olunur. La bil turkati ba'daha o alışveriş akit bittikten sonra teferruk-ü ebdal ile tamam olur diye böyle değil. Söz ile tamam olur. Kıyasen ve nazaran ala mazikana nizalik. İşte bu zikrettiğimiz icare ve nikaha kıyasen diğer hukukun da böyle olması lazım gelir. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bu üç imamın kavli de budur. Çünkü bu mesele çok ihtilaflı olduğu ve Hanefi mezhebinde bütün akitler kavli de tamam olur. Hıyar bir meclis yoktur. Yani o mecliste teferruk-ı ebdan olmadan birisine hıyar olsun. Veyahut hıyar teferruk-ı ebdan ile beyye tamam olsun. Bunlar yoktur. O öteki gayb olanlara da işte uzun uza diye cevap verdik. Bir mecliste akit kat'i surette aldım mı aldım, sattım mı sattım. Bu mesele bitmiştir. Daha hıyar yoktur.
İlla alışverişin aslında bir hıyar koymuş da o vardır. Ben bunu alıyorum ama ha bak ben muhayyerim. Üç gün muhayyerim. Yahut da filan kese danışacağım. O razı olursa şart koşuyor. O vakitte ben muhayyerim. İstersin reddederim, istersin kabul ederim. Yani o aktın sülbünde bir ihtiyar varsa o başka. Ya olsa aldım mı aldım, sattım mı sattım, söz tamamdır. Aktü veya işte bey'u şiran aktü kevrile sabit oluyor. Firkat ebdana lüzum kalmıyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.